Dermoid kistin tedavisinde iki temel kural vardır. Bu iki temel kuraldan asla ve asla şaşmamak gerekir. Birincisi, dermoid kistin tedavisi cerrahidir. Mutlaka ameliyat olması gerekir. İlaçla tedavi diye bir kavram asla ve asla yoktur. İkincisi de dermoid kist yüzünden asla ve asla, çok özel durumlar hariç, yumurtalığı asla almamak gerekir. Dolayısıyla cerrahi yapacağınız zaman dermoid kisti mutlaka bizim tercihimiz, genelde genç kız oldukları için ve herhangi bir kötü huylu bir tümör gelişme olasılığı bu yaş grubunda dermoid kistlerde yok denecek kadar az olduğu için tercihimiz daima ve daima laparoskopik cerrahidir. Laparoskopik cerrahi ne kadar büyük olursa olsun, aşağı yukarı 10-12 santim civarına kadar bizim sınırımız budur, ameliyat edebilirsiniz. Bu ameliyatı yaparken dikkat edilmesi gereken şey, öncelikle ameliyatı hazırlarken o şeyi unutmamak lazım. Hastaya mutlaka yağ baskılı, kontrastlı bir MR çekerek ameliyatı hazırlamak gerekir. Bu sayede dermoid kistin içinde özellikle kemik yapıları olup olmadığı önemlidir. Çünkü ameliyat sırasında bizi en çok zorlayan şey, bu kemik yapılarının laparoskopik olarak yumurtalık cidarından soyulamıyor olmasıdır. Ama soyulamıyor olması, dediğim gibi, yumurtalığı almayı asla gerektirmez. Sadece eğer zorlanıyorsanız, örneğin kafatası yapabilir. Bundan gerçekten yumurtalığı sıyırmak zordur. Açık cerrahiye geçmeniz gerekir. Önemli olan tek şey yumurtalığı daima ama daima korumaktır. Dermoid kist yüzünden yumurtalığın asla ve asla alınmaması gerekir. Diğer önemli bir nokta, dermoid kistin içinde yağlı bir sıvı bulunmaktadır. Dolayısıyla kist büyüdüğü zaman, bunu dışarıya alacağınız zaman, ameliyat sırasında açılacağını, eğer açılacak gibi geliyorsa cerraha, o zaman mutlaka bir endobegin içinde, özel bir kesenin içinde bu ameliyatı yapması ve bu kesenin içinde ameliyatı yaparak daha sonra kesenin içinde dermoid kisti çıkarması gerekir. Normal herhangi bir, örneğin bir çikolata kisti gibi davranmamak gerekir. Çünkü bu içerik karın içinde yayılırsa ve iyi temizlenmezse kimyasal karın zarı iltihabına sebep olabilir. Bu da çok ciddi bir ağrıyla hastayı postop dönemde, ameliyat sonrası rahatsız eder. Dediğim gibi iki yumurtalıkta birden olma ihtimali %15 civarındadır. Ancak ameliyat sırasında diğer yumurtalığa bakılır ama sadece şüphelenildi veya orada çok küçük bir lezyon var diye o yumurtalığa müdahale edilmez. Burada önemli olan 1. Yumurtalığı korumak, 2. Doğurganlığı mutlaka korumaktır. Diğer yumurtalığa yaptığınız her müdahale sonuçta doğurganlıkta problem yaratabilir. O yüzden emin olduğunuzda buraya müdahale etmelisiniz. Zaten o nedenledir ki ameliyat öncesi mutlaka bir MR çektirmelisiniz ve diğer yumurtalıkta MR'da görünebilen bir lezyon var mı diye bilmelisiniz. Eğer bu ikisi varsa o zaman müdahale etmelisiniz. Eğer bilmiyorsanız diğer yumurtalığa hiç dokunmazsınız. Aileyle bunları konuşmak, diğer yumurtalıkta tekrar dermoid kist gelişebileceğini ve bunun %15 olacağını söylemek gerekir.